Herkese iyi akşamlar. Ankara gücü maçı sonrasında bir canlı yayın gerçekleştirdik ama bugün teknik arızalar gerçekten yakamızı bırakmadı. <laughs> bir aksilik oldu ve yayını yanlışlıkla sildim. O yüzden sizlere söz verdiğim için tekrar bir bant yayınıyla karşınızdayım. Ben tekrar düşüncelerimi kısaca özetlemek istiyorum. Maç öncesinde beni rahatsız eden bir olay oldu. O da yayıncı kuruluşta yapılan yorumlar. 11 yabancıdan bahsedildi Galatasaray'ın kadrosunun 11 yabancı ile çıktığı. Sinan Gümüş'ü de nedense yabancı oyuncudan saydılar. Gurbetçi oyuncumuzu. Ee, açıkçası ben bu algı operasyonlarına artık sinirleniyorum. Yani e, kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Galatasaray ne zaman başarılı olacak olsa, ne zaman başarılı bir ivme yakalasa hemen bu yabancı meselesi ortluyor bir anda. Ve Türk oğlu Türk yani Sinan Gümüş biliyorsunuz birçok gurbetçi izleyicimiz var sizler de yakından takip ediyorsunuz. Almanya'dan, Hollanda'dan, çeşitli yurt dışındaki, Avrupa'daki çeşitli ülkelerden. ben sizlerin orada neler yaşadığınızı da çok iyi biliyorum. Çünkü onlara göre siz bir yabancısınız ama Türkiye'ye gelince de Almancı oluyorsunuz. Benim de çok gurbetçi arkadaşım var. Hepsini de çok seviyorum. Ne kadar milliyetçi duygulara sahip olduklarını da çok iyi biliyorum. Açıkçası bu olay benim ağrıma gitti. Sinan Gümüş'ün bir yabancı gibi bahsedilmesi, yani orada doğdu, orada Alman pasaportu aldı diye siz e, annesi babası Türk olan, soyu sopu Türk olan bir çocuğa, bir futbolcuya yabancı diyemezsiniz. Bence özür dilemelisiniz. Bu yaptığınız gerçekten hiç hoş değil. Maça gelecek olursak, evet Galatasaray sizler de herhalde izlerken düşünmüşsünüzdür bir ara herkesin içinden geçti. Eyvah Sinan golleri attıkça şimdi forvet de almaz bu yönetim diye. Herkes kendi kendine tabi gülümsedi, espri yaptı. Twitter'da da özellikle sosyal medyada da bu espri çok sıkça yapıldı. Gerçekten birinci dakikada başlayan gol yağmuru çok zor ve stresli geçmesi beklenen bir maçı çok kolaya çevirdi. Ama sakın olay yanıltmasın çünkü geçen sene biliyorsunuz ligin 3. haftasında da biz bir Alanya maçı yaşamıştık. Yine o zaman da forvet konusu çok gündemdi. Gomis satılmıştı, forvet alınmamıştı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne forvetsiz gitmek üzereydi ki korkulan da oldu. O zaman da uyarmıştık. Mutlaka golcü transferi yapılmalı, mutlaka forvet alınmalı, mutlaka takım güçlendirilmeli demiştik ama maalesef Yönetim son dakikaya bıraktığı forvet transferini gerçekleştiremeyince bunun faturası ağır olmuştu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Sadece o da değil, ligde de oldukça zor durumlara düştü forvetsizlik nedeniyle. ilk puan sezonun ilk yarısını 6 puan geride kapatmak zorunda kalmıştı. Maça gelecek olursak, evet yarınki Başakşehir, Trabzonspor Başakşehir maçı öncesi bana göre mutlaka 3 puan alınması gereken bir maçtı. Bu forvet transferi konusu özelinde de açıkçası stresli geçmesi gereken, geçmesi beklenen bir maçtı. Ancak o bir, birinci dakikada gelen gol hem Galatasaray taraftarını rahatlattı hem de bugün herkesin gözünün üzerinde olduğu Sinan Gümüş'ü rahatlattı. Çünkü eğer gol gecikseydi 10. 15. dakikalara kadar devam etseydi bu gecikme Sinan'ın yapacağı bir hatada tribünden uğultular başlayacaktı. Belki protestolar yükselecekti. Bir anlamda bu bütünlemeyi de sağlamış oldu. Bütünlüğü de sağlamış oldu Sinan'ın attığı gol. Tabi 10. 11. dakikada Onyekur'un yine Sinan'a vermesi gereken bir pozisyonda birazcık da bencillik yapması daha da farkı büyütebilirdi. Ama Onyekur'u daha sonra kendisine attığı gollerle öyle güzel affettirdi ki gerçekten bugün mükemmel oynadı o da. Tabi ben bunu dünkü yayında da bahsetmiştim. 10 e, Onyekuru özellikle e, Rodriguez'in satışının ardından sol kanatta oynamaya başladı ki e, bu onun performansını bence daha da ileriye taşıdı. Sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen içeriye kat edip e, attığı şutlar, yaptığı plaseler ki biz bu bunu daha önce de Onyekuru'nun e, Belçika'da da Oynarken attığı gollerle onu hatırlıyoruz. Çok genç yaşta olmasına rağmen kiralık bir oyuncu ama gerçekten gelecek vadeden bir oyuncu. E, skorer bir oyuncu. Yani golü koklayan bir oyuncu. Ben e, çok daha fazlasını yapabileceğini e, düşünüyorum. Bu kapasite, bu potansiyel onda var. Tabi bu maçı seyrederken de ister ister istemez insanın aklından keşke Galatasaray e, servisini alabilse diye geçiriyor. Çünkü ilerleyen yıllarda bu oyuncu, e, Nijeryalı genç oyuncu bence iyi. Bu performansını devam ettirirse çok daha yüksek bedellerle de transfer yapabilir. Şimdi tabi bu maçta herkesin gözünün üstünde olduğu isim Markao'ydu. Yeni transfer stoper Markao. Dünkü yayınımızda da bahsetmiştik. Fatih Terim ayağının tozuyla böyle oyuncuları oynatmayı sever. Markao'yu oynatmasını ben bekliyordum ilk 11'de. Beklediğim gibi de oldu. Markao'yu ben çok beğendim. E, sanki 40 yıllık Galatasaray'la oynadı ki 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakın Alex Teyes gibi yine bir yatırımdır bu. Scout e, transferidir. E, bana göre başarılı bir transfer olduğu da ortada. E, çünkü ilk maçında o kadar iyi oynadı ki e, herhalde sizler de benimle hem fikirsinizdir. Hem e, ayağına hakim hem geriden pasta e, çıkabilen hem hava toplarına hakim ki elimde istatistikleri de var şimdi. E, bakıyorum ilk maçında 117 kez topla buluşmuş. Marka ve %91,5'luk bir isabetli pas oranı var. 11 kez ikili mücadele kazanmış. 7 topun 7 hava topunun da 4'ünü kazanmış ki bu bence güzel bir istatistik. 2 tane de ara pası var. Çok kritik hamleleri de var. Özellikle ben ilk yarıda Kubilay'la yanılmıyorsam girdiği bir pozisyonda kendi yaptığı hataya yine bir vücudunu yaslanarak rakibini kapatması ve yere düşmesine rağmen çabucak toparlanıp kesmesi bana göre onun çabuk bir stoper olduğunun da kanıtı. Yani topsuz oyunda da iyi, oyunu da iyi okuyor, iyi takip ediyor. Zaten araya girdiği bir iki pozisyonda da bunu gördük. Yani kolay değil 4-5 gün önce gelip antrenman yaptığınız bir takımda ilk maçınızda bu kadar başarılı olmanız seyirci önünde bu daha yani havasına suyuna yemeğine alışmadan bir ülkeye geliyorsunuz ve ilk maçınızda 22 yaşında bir oyuncusunuz böylesine güzel bir performans sergiliyorsunuz. Ben çok mutluyum bu konuda. En azından sizlerin de bu konuda bu şekilde düşündüğünüzü hissedebiliyorum. İlk maçında bana göre sınıfı geçti. Dileyelim ki bundan sonra da böyle devam etsin. Tabii çok erken değerlendirmek için ama birazcık hissiyatımla, birazcık da oyun görüşümle ben Marka'nın tam isabet bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii şöyle bir avantaj var. Savunmaya baktığınızda bugünkü... Oyunda sağda Mariano ki bugün çok güzel oynadı. E, Maicon ve e, Marka 3 Brezilyalı, e bir de siz Uruguaylı, Güney Amerika ülkesi olan ile kaleci Mustero'yu da eklerseniz savunmanın bel kemikleri ve ciğerleri 4 kişi birden e, Portekizce konuşuyor. Brezilyalı e, dayanışması yaşanıyor. Bu saha içinde konuşma çok önemlidir kaleciyle stoperlerin özellikle. Ben bu anlamda bir uyum sorunu çekeceğini de zannetmiyorum. Çabucak aşacaktır. Zaten kaliteli oyuncu uyum sorunu yaşamaz marka adı. ilk maçta bu kalitesini gösterdi. Beni çok mutlu etti. Çünkü tanımıyordum yani. Bilmediğim bir oyuncuydu. Endişelerim vardı ama gerçekten iyi bir performans sergiledi. Onyekuru tabi hat-trick yaptı. Gerçekten Galatasaray'ın da bu sezon ilk hat-trick yapan oyuncusu oldu. Yine Sinan Gümüş bu maçın özelinde oldukça stresli bir maçı. Bence dün de bahsetmiştik. Bu şansı iyi kullandı. Zaten Galatasaray'ın U21 takımında da gol kralı olduğu dönemde de takip ediyorduk. Forvet oynadığı zaman etkili olduğunu görüyorduk Sinan'ın. Bugün de üzerine düşeni yaptı. Zaman zaman hataları oldu ama en azından şu forvetsizlikte Galatasaray sağdan bugün bir yol kazasına uğramadan ayrıldıysa bunda da Sinan'ın mutlaka çok büyük katkısı var. Ceza sahasında 20 kez topla buluşan bir Galatasaray biz uzun zamandır görmemiştik. Birçok pozisyona girdi. Bunları da başarıyla sonuçlandırdı. Bugün 6 değil 8, 9, 10 da olabilirdi. Dediğim gibi Onyekuru biraz bencil davranmasa, biraz daha Sinan etkili olabilse. Yine Ndiaye'nin çok jeneriklik, çok şık bir golü oldu. Ama Ndiaye'de ben açık söylemeliyim bir düşüş görüyorum. Yani ilk yarının sonlarından beri bir düşüş var. Ama bugün biraz daha iyi gördüm. Fernando'yu da özellikle Onyekuru'nun attığı golde o müthiş presi, baskısı. Bunu, bunu da tabii Galatasaray'ın bu performans artışında yani biliyorsunuz sezonun ilk yarısında 65-70'lere doğru düşen bir Galatasaray vardı. Bugün bunu biz 80'lere kadar hatta son dakikalara kadar kovalayan koşan bir Galatasaray gördük. Bunu da ben İtalyan kondisyoner, yeni transfer Alberto Bartali'ye bağlıyorum. Devre arası kampında hepimiz izledik. Yani o komando e, hareketleri gibi hani kumlarda koşmalar, e, hazırlanmalar bunların hiçbirinin boş olmadığını biz bu ilk maçta gördük. E, yine Fatih Hoca tam isabet bir e, karar vermiş. Bugün yine beni e, performansıyla mutlu eden Mariano e, ve bunun dışında Belhanda'yı da sayabilirim. Belhan çok gereksiz bir sarı kart görmesine rağmen belki de biraz ağır bir karardı ama mental açıdan Belhan'da'nın ben geldiği günden beri sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ama oynadığı zaman, kendini oyuna verdiği zaman da takımının en önemli ayaklarından biri ki Göztepe maçında cezalı duruma düştüğü bu kart gördüğü kartla bence büyük bir kayıp. Ee, yine Fernando da gereksiz bir kart gördü bence. O pozisyonda e, hata yaptı gibi geliyor bana. Evet sezonun ilk yarısındaki Alanya maçının bir tekrarı oldu diyebiliriz. Ama oyuna çok foul yaparak başlayan, sert oynamaya çalışan bir Ankara gücü. Devre arasında sıkıntılar yaşayan bir Ankara gücü. Hoca değişiklikleri yaşayan bir Ankara gücü. Bence kesinlikle ölçü olmamalı. Yönetim sakın ola bu maça aldanıp da e, forvet konusunda böyle sezonun ilk yarısında olduğu gibi Alanya maçında olduğu gibi bir hata yapmayın. Öyle başka takımların gol, golcüsü fazla bizim kadar atamıyor moduna girmeyin. Çok üzülürsünüz, çok kafanıza vurursunuz. Bu, bu takımı en az bir hatta iki tane forvet her zaman lazım. Ben her zaman söylüyorum Galatasaray gibi büyük takımların üç tane en azından birbirinden önemli, değerli forveti olur. Ki biz geçmiş yıllarda bunu çok yaşadık. Ben iki tane forvet alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada yabancı sınırı da var. Galatasaray'ın şu anda 12 tane yabancısı var. Ve iki tane yabancı oyuncu alma hakkı kaldı arkadaşlar. Şimdi bak, baktığınızda acil ihtiyaç. Forvet gibi gözüküyor. Maçtan sonra Hasan Hoca'yı izledik. işte iki forvet de olabilir. Bir forvet bir stoper de olabilir dedi. Ben bu stoper transferine eğer Maykon giderse yapılabileceğini düşünüyorum. Bir forvet bir stoper dedik. İki forvet olursa yabancı olur. Yabancı hakkını buna kullanır Galatasaray. Semih Kaya'nın gelmesini de şöyle yorumluyorum. Herhalde bitti bu transfer açıklayacaklardır. Semih Kaya'yı bu yabancı kontenjanını kullanmamak için yerli stoper olarak düşünmüş olabilir Fatih Hoca. Ama Maykon kalırsa Maikon marka Markao'nun ben daha avantajlı olduğunu görüyorum. Semih tabii ki yerli kontenjanında düşünüldüğünde eğer iki forvet alınacaksa önemli bir çözüm olabilir. Ben yine Semih'in dün geçen gün de bahsettim. Galatasaray'da yan gelip yatan bir sürü oyuncu varken Semih'in alt altyapıdan yetişen bir oyuncunun her zaman bende kredisi vardır. Bunu da belirtmek isterim size. Yetenekleri tartışılır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O ayrı. Ama böyle bir yabancı kontenjanı sıkıntısı eğer forvete kullanacaksa semi mantıklı bir çözüm. Buna da böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Canlı yayınımız silinince yanlışlıkla böyle bir bant yayını yapma gereği duydum. Hep